Hardware Plus'a hoş geldiniz. Şu anda önümde 3 tane güçlü akıllı telefon var. Bunlardan birincisi Xperia XU2 Compact, bir diğeri S9 Plus, bir diğeri de Huawei P20 Pro. Bu 3 telefonun ortak bir noktası var. Üçü de 960 kare, 960 FPS süper slow motion videolar çekebiliyor. Biz de bu videoda 3 telefonun süper slow motion video performansını karşılaştıracağız ve bununla beraber süper slow motion'ı çekerken sunduğu ekstra özellikleri veya çekim tarzını sizlere göstermiş olacağız. Şöyle bir fark var teknik olarak. Bildiğiniz gibi aralarında 1080p Full HD olarak bu 960 FPS'i çekebilen tek telefon Xperia XU2 Compact. Diğer modeller yani S9 Plus veya Huawei P20 Pro 720p HD olarak çekiyor. Dilerseniz şimdi öncelikle çekmiş olduğumuz 960 kare videoları bir görelim. Daha sonra da çekim tarzlarına ve sunduğu ekstra özelliklere yakından bakalım. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Şimdi aralarında bir çözünürlük farkı olduğu için daha adil bir karşılaştırma olması adına biz hem Xperia XU2 Compact hem Galaxy S9 hem de Huawei P20 ile çektiğimiz videoları kendi orijinal çözünürlükleriyle ayrıca upload ettik. Açıklamalar bölümünde liste dışı olarak videoların linklerini bulabilir ve direkt olarak orijinal çözünürlükle halleriyle de izleyebilirsiniz. Dilerseniz şimdi gelin hep beraber bu 3 telefonla çektiğimiz videolara bakalım. Evet, çekim örneklerini gördünüz. Şimdi de akıllı telefonların arayüz farklılıklarını ve sunduğu özellik farklılıklarından bahsedeceğiz. İlk olarak Galaxy S9 Plus'ta şu anda çekim yapıyoruz. Kamera arayüzünde gördüğünüz gibi ultra ağır çekim bölümüne geldiğimizde süper slow motion videoları çekebiliyoruz. Şimdi bu telefonlar arasındaki en büyük farklardan bir tanesi Galaxy S9 Plus'ta isterseniz hareketi manuel olarak elle çekim yapabiliyorsunuz. İsterseniz de telefonun şu karedeki bir hareket algıladığında yavaş çekimi otomatik olarak yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Galaxy S9 Plus modelinde çekimden sonra müzik ekleme, tersi oynatma gibi ekstra özellikler de sunuluyor. İsterseniz şimdi bir otomatik olarak bir kayıt yapalım. Bakalım nasıl yapacak. Sevgili Mert bize şu anda yardımcı oluyor. Ben kayda gireyim. Mert dökebilirsin. Tamam. Şimdi otomatikte bakalım ne kadar düzgün yaptı. Evet, videoyu otomatik olarak kaydetti. Yani hareketi otomatik olarak algıladı. İzliyoruz. Tam döküldüğü andan başlamış almaya. Ve böyle en başlarını almış, ondan sonrasını almamış. Şimdi en büyük farklardan bir tanesi videoyu kaydettikten sonra bu şekilde bir arayüz karşımıza çıkıyor. Bu arayüzden istersek şuradaki makas işaretine basarak videonun belli bölümlerini çok kolayca buradan
kesebiliyoruz. İstersek şurada bir müzik bölümü var. Bu müzik bölümüne girerek videomuzun altına farklı müzik türlerini burada ekleyip şey yapabiliyoruz. Bir de manuel olarak kayıt alayım. Otomatik olarak değil de elle kayıt alalım. Size onu gösterelim. Şuradaki otomatiği manuele çevirdim. Evet, Mert Bey'den yardım isteyelim. Bir saniye Mert. Kayıda girdim. Şu yukarıdaki tuşa bastığımda yavaş çekimi yapacak. Evet Mert, buyur. Evet, dökmeye başladığında bastım. Tamam Mert. Kaydı durdurdum. Bakalım nasıl kaydetmiş. Evet, ben birazcık daha dökülmeye başladıktan sonra bastığım için nispeten otomatiğe göre daha güzel bir görüntü elde etmiş oldum. Galaxy S9'un, daha doğrusu Galaxy S9 Plus'ın yavaş çekim arayüzü bu şekilde. Şimdi de isterseniz XE2 Compact'la devam edelim. Şimdi de Xperia XE2 Compact'ın arayüzüne bakacağız. Videoda şurada gördüğünüz gibi bir yavaş çekim modu var. Oraya tıkladığınızda süper ağır çekim moduna giriyor. Şimdi süper ağır çekim modunda Sony'lerde otomatik olarak hareket algılama yok. O yüzden önce şuradan video kaydına giriyoruz. Normal video kaydı yapılıyorken az önce Galaxy S9 Plus'ta yaptığımız gibi hareketi algılayacağı zamanda, yani algılamak istediğimiz zamanda şuradaki tuşa basarak süper ağır çekim videomuzu kaydediyoruz. Evet Mert, bir daha senden rica edeceğim suyu dökmeni. Evet, dökerken bastım. Kaydetti. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi ben başta video normal video kaydına girdim. İlerletiyorum. Evet Mert, bir daha senden rica edeceğim suyu dökmeni. O tuşa bastığım anda da yavaş kaydetmeye başlıyor. Ve çok kısa bir süre yavaş kaydedip bu şekilde görünüyor. Şimdi buradan İsterseniz videoyu video düzenleyicisinden yine kırpabiliyorsunuz. S9'da olduğu gibi şöyle göstereyim. Ben mesela başlarda boş boş konuştum. Oraları değil de sadece yavaşlatılan alanı almak istiyorsanız şöyle isterseniz kırpabilirsiniz. Onun dışında burada hızı değiştirebildiğiniz bir ayar menüsü var. Buradan geri gelelim. Bununla beraber isterseniz buradan fotoğraf almak istiyorsanız da şuradan kaydet diyerek bir kareden fotoğraf alabiliyorsunuz. Sony de bizlere böyle özellikler sunuyor. Şimdi isterseniz P20 Pro ile, daha doğrusu P20 ile devam edelim. Şu anda da Huawei P20 modelindeyiz. Huawei P20'nin yavaş çekim moduna gelmek için en sonda daha fazla bölümü var. Buradan hemen şurada ağır çekim var. Ağır çekime bastığımızda eğer 32x olursa zaten parantez içinde de yazıyor 960 fps olduğu. Şimdi Huawei P20'de ve P20 Pro'da herhangi bir önceden video kaydı yapmıyorsunuz. Bastığınız an direkt olarak yavaş çekim bir şekilde kaydediyor. Şimdi size bunları da göstereyim. Mert Bey buyurun. Dökebilirsiniz. Evet, döktüğü anda bastım. Tamam. Kaydetti. İşliyor şu anda. Öncesinde ve sonrasında herhangi bir video kaydı yapmıyor. Direkt olarak ağır çekim kaydediyorsunuz. Şöyle izletelim. Ben mesela birazcık erken bastım dökmeden. O yüzden bu da güzel olmuş ama. P20 ve P20 Pro'da eğer böyle anlık bir şey kaydetmek istiyorsanız bu özellik nedeniyle, yani bu kaydetme şekli nedeniyle bazen kaçırabiliyorsunuz. Aslında arayüz olarak, özellik olarak en iyisi Samsung diyebiliriz. Çünkü otomatik olarak kaydetme gibi ekstra bir özellik sunuyor. Xperia XE2 Compact ve Pro'da, P20 Pro'da ve P20'de bu özellik yok. Genel olarak 3 farklı telefonun yavaş çekim arayüzleri bu şekildeydi arkadaşlar. Siz 3 telefonun çekimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekstra arayüz özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.